Merhabalar. Evet, biraz başladım. Şu an öncelikle küçük detaylarda tamamlamalarımı gerçekleştiriyorum. Şimdi ne yaptım, ne yapıyorum, neydim, ne oldum, ne anlattım, ne yapıyorum? Kısa bir özet geçeyim size. Ama önce modeli alayım elime. Tabii bir yandan da şöyle. Şimdi dün bahsetmiş olduğum altın numaralı stencil üzerinden hareket edeceğimden bahsetmiştim ama ben bundan vazgeçtim. Daha sonrasında bunun sebebini de hikayelerde sizlerle aslında paylaştım. Burada şu yeni çıkan büyük yazılarımız ve baroklarımız var ya, bunları kullanmak istiyorum. Ve ben hala iyileşemedim, hala hastayım. Şimdi 8518 Benvoy kolay transferler çiçek gruplarında bu tarz, eğer benim yaptığım gibi daha iri motiflere ihtiyacınız varsa bunun serileri de var. Sarı güller, beyaz güller, kırmızı güller veya background durumları. Şimdi ben bunu gördüğünüz gibi yatay olarak, yamuk olarak yapıştırdım. Şimdi renklerle bir yandan oynamaya başlıyorum. Kullandığım renkleri söyleyeyim size. Pudra pembe, zeminde kullanmış olduğum Paris keteni, oksit sarı, antik beyaz ve kumbeci. Şimdi şu gördüğünüz tonlamalarla zemin arasında şuradaki gibi hafif soft bir geçiş sağlıyorum öncelikle. Bu arada bugün ben burada yalnız değilim. Bir yandan da eğitimimiz var. Bir de arka tarafı gösterelim mi kameranın arkasını? Evet. Burada Humbağalı'da bir çalışma var aynı Şerif zamanda. Evet, sabahtan beri yapmış olduğumuz çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bakın, çok az boya aldım. Boyamla eskitme fırçanın özelliği yok. Herhangi bir ürün, ikinci bir şey kullanmıyorum. Boyamı görmüş olduğum renklerde, ne tonlardaysa gelişi güzel bakın vuruyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Burada geniş alanda çalıştığım için hani büyük bir renk geçişi yapmak zorunda da değilim. Bakın çok azıcık resmin içine giriyorum. O doğallığı bir tık olsun yakalayabilmek adına. Ama zaten bu şekilde kalmayacağı için çok da zeminin baskın renklerde de olmasına gerek yok. Bakın fırçamda boya bitene kadar, yüzeyi kendi rengine dönene kadar, hiç bakın elim ne kadar serbest hareketlerle hareket ediyor. Şimdi kendi zemine sürdüğüm Paris ketenimi aldım. Niye? Buradan ışıklarla kendi rengini tamamlamaya başladım. Geçtiğim o koyu renklerin üzerinden hocam hafif geçiyorum. Efendim? Voodoo Max ile bir dakika, şurada bir sorumuz vardı. Voodoo Max'a budak üzerine eskitme yapabilir miyiz? Yaparsın. Hatta biz bugün öyle bir çalışmada yaptık. Tepsilerimizden hocam o elinizdekini bir alabilir miyim? Budak çalışması. Üzerinde Voodoo Max, onun üzerinde Çalkıt Ege Mavi ve Vintage serisi kolay transferle tamamlanmış hali. Yani yapılabilir. Evet. Müge Hanım. Bizim bugün burada dediğim gibi yaklaşık 7-8 tane proje oluşturduk. Bir yandan da çalışıyoruz. Evet bakın kendi renkler. En son final kısmında zeminde kullanmış olduğum bu Paris ketenine döndüğüm için dolayısıyla arada bir kaynaştırma yapmak zorunda da kalmıyorum. Çiçeklerine dokunmuyorum. Tamamen gelişi güzel. Bakın fırçalımı dağıtıyorum. Şimdi bu dolap, daha öncesinde de sizle paylaşmıştım. Hani bir kere de tamamlanmayacak. Yayından mı koptuk? Evet, Instagram'da yayından koptuk. Kendi rengiyle tekrardan eziyorum. Standart sabit bir fırça hareketim yok. Evet. Bakın o gelişi güzel hareketler ben de yapmış olduğum yüzeyde bir doğallık sağlıyor. Evet, Instagram'da tekrardan canlı yayındayız. Yayınımız koptu çünkü.
kop kop geri geliyoruz. Evet. Biz de burada kopuyoruz aslında. Evet, şurada bakın. Şimdi kendi renklerimi, görmek istediğim renklerle desen kısmına hiç dokunmuyorum. Sadece kenarlardan hareket ediyorum. Şu an fırçamda boya bittiği zaman başlıyorum. Bakın şu şekilde dağıtmaya. Zemin rengi ve desen rengi. Tekrardan zemin rengimi alıyorum. Evet, az önce yayından koptuk. Tekrardan bağlandık şu an. Dolayısıyla ben zeminle fon arasında bir bütünlük sağlamış oluyorum. Tamamen gelişi güzel hareketler. Şu zemin rengimden biraz daha alayım. Zemin rengi diye bahsetmiş olduğum renk dün kullanmış olduğum Paris keteni. Evet. Dış rengimiz de pastel kırmızı mıydı? Retro evet. Kırmızı mıydı? Retro kırmızı olması lazım. Onu da getireyim. Onu da gösterelim. Fırça kıl fırça 1001 numaralı eskitme fırçamız. Dışını dünkü yayınımızda boyadık. Bugün devam ediyoruz. Evet, dünkü kullandığımız, dışı için kullanmış olduğumuz rengimiz. Şöyle göstereyim. Retro kırmızı. Şuradan dolabın içerisinden doğru. Dediğim gibi buralarda kümes teli olacak. Her gün bir adımını tamamlamış olacağız sizinle. Cuma günü de finalini beraber bitireceğiz. Evet. Bunun aynısının bir tanesini bu taraftan gelecek şekilde yapacağım. Aslında bir yerde bir duvar kağıdıymış gibi bir zemin tamamlaması oluşturacağım. Arka plan dün zaten boyamıştık bir kat. Sonra ben yayından sonra ikinci katını geçtim. Şu an bakın parçalı parçalı renklerim kendisiyle kaynaştırıyorum. Şurayı hafiften şöyle açayım. Elimde değmiş. Hocam eskitme de yapacak mısınız demiş. Yapacağım. Daha dolabın dışıyla da işim bitmedi zaten. Evet. Dolabın dışı da bitmiş sayılmıyor şu an. Hayır, pirinç dekopaj değil, kolay transfer. Kodumuz neydi İcgal? Bakayım seninle. Şöyle gösterelim. Kolay transfer dev boylardan 85-18. Hem koyu hem açık zemini var. Koyular hem koyulara hem açıklara aydı. Açıklar sadece açık zeminlereydi değil mi hocam? Evet. Bakın herhangi bir ikinci bir şey yapmıyorum. Şu an zemin rengimle. O bakın mesela şurada bir sarılık var. Buradaki sarılık keskin hattır ya. Fırçamdaki zemin rengimle. Bakın şöyle dairesel dairesel. Geliyorum. Kaynaştırıyorum. Dolayısıyla şuradan bana yumuşak, soft bir geçiş olarak hocam fırçayı gösterebilir miyiz? Tabii. Fırçanın numarası No 1 1001 diye geçer. Bir de yeni eskitme fırçalarımız var. Numara 2 ve 4. Bir sürü alternatif sunuyoruz size hanımlar. Elinize hangisi kolay gelirse veya elinizin altında hangisi varsa diyebiliriz. Hocam kolay gelsin. Bir dolap boyadım. Yarım mat vernik kullandım. Çok parlak oldu. Ultra mat vernik yapsam direkt üzerine olur mu? Olur. Olur. Direkt uygulayabilirsin. Nasıl isterseniz. Hocam bu kolay transfer daha güzel oldu demişler. Stencil'dan vazgeçmez iyi oldu demişler. Evet. Ya bunun çıkış noktası da buradaki stencil'lar oldu aslında. Bakın şöyle yeni model stencil'larımızı görünce sizlerle paylaşalım istedik. Evet. Bu demek ne oluyor? Bizde yenilikler bitmiyor. Bizde yenilikler böyle bitmiyor. Projeler bitmiyor. Renkler hiç bitmiyor. Bakın. Evet. Şimdi bu kadarını tamamladım. Şimdi
Bakın burada yumuşak, soft, kendinden geçişli bir zemin elde ettim aslında. Çünkü biraz onu yakından gösterirken ben de burada dışarıda diğer renklerimi toparlayayım. Bakın. Boya tabağı nerede vardı? İcra biteriz tabak alabilir miyim? Şöyle dışı retro kırmızıyla boyanmıştı. Kodunu göstereyim size şöyle. Bir saniye. Şimdi stencil spreyimi kullanacağım. Bu da iç rengimiz. Şimdi stencil'ımı aldım. Önce arkadan spreyimi sıkıyorum. Getirip bizim en çok kullandığımız yazı stencil'ımızın büyüğü çıkması da çok iyi olmuş. Yezemin de ya şimdi boya sürdüm ama inşallah kafama küt diye düşmez. Hocam ham ahşap antik çalkıt ile boyadım. Sehpanın zemini kapanmadı. Pardon, ham ahşabı neyle boyandı? Sanırım antik çalkıtla boyadım. Boyadın ve kapanmadı. Mümkün değil. Bir yani, fotoğrafını atın evet, Ayşe'nin. Evet, paylaşın bizimle. Çünkü bu söylediğiniz çok mümkün olan bir durum değil. Çalkıtların kapatıcılık özellikleri çok yoğundur. Hani nasıl bir durumla karşılaştınız? Bunu da bizimle fotoğraf olarak paylaşın lütfen. Şimdi bakın burada. Her yerine yapmıyorum, belirli alanlarda. Çünkü başka şeyler de yapacağım. Şuradan tekrardan bir kolay transfer çalışması gerçekleştireceğim. Şu an kullanmış olduğum kum beji dairesel hareketlerle şurada bitireyim ve şuradan başlayayım. Bunu dolap kapaklarınıza bile yapabilirsiniz. Sadece böyle dolap içlerine kalmak durumunda değilsiniz. Bakın şimdi. Gülbeyaz, sen orayı gösterirken ben şurayı yapayım. Tamam, böyle bakalım. Biraz desene giriyorum. Biraz dışarıda bırakıyorum. Hocam, Elif Hanım demiş ki sehpalarımı boyadım multi surface ile, üzerine vernik high gloss ile iki kat vernik yaptım ama hem parlamıyor hem de hemen atıyor demiş. Elif Hanım, bu söyledikleriniz çok normal durumlar değil. Hangi ürünü kullandınız? Multi surface olarak farklı markalarda da ürünler var. Dolayısıyla kullanmış olduğunuz ürün, kullanmış olduğunuz uygulama şekli, bunlar çok önemli. Burada sayfamızda binlerce paylaşımlarımız var. Onlar hepsi sadece bizlerin değil, sizler gibi değerli takipçilerimizin yapmış olduğu uygulamalar da var. Şurada bir çiçeğim var mı? Yok. Dolayısıyla kullandığınız ürün kadar, her zaman söylediğim durumdur, kullandığınız ürün kadar kullanma şeklinizin de önemi çok büyüktür. DM'den yazarsanız Elif Hanım, yardımcı olalım bu konuda size. Şimdi şuraya vuracak mıyız, ona bir bakalım. Evet, şimdi kaldırıyorum. Bakın yazılarla gülleri şu an birleştirmeye başladım. Şöyle bir bütünü göstereyim ben size isterseniz. O bütünün bir parçası olabilir miyim? Tabii ki de. Şöyle kenara geçtim, şaka. Şöyle. Evet hocam, devam edelim. Şimdi yer yer yapacağım demiştim ben bu işlemleri. Şuraya yapayım. Aslında bu bölgeyi tamamlayayım. Çünkü diğer tarafa tekrardan bir desen çalışmam daha olacak. Şunu bu şekilde yaptığım zaman bakın farkındaysanız boyayı ne kadar azaldım.
Boyayı bir kere yükledim ve aynısıyla devam ediyorum. Mualla Hanım, güllerin yapılışı kolay transfer. Bunun evet, onları ben boyamadım. Bakın, tamamlama yapıyoruz şu an. O kadarı da bana ait değil. Zaten elinizin altında tüm kolaylıkları sunmuşuz. Dolabın rengi çalkıt retro kırmızı. Şöyle göstereyim. Evet, bakın şimdi seyrate yazılarımla devam ediyorum. Hocam, bu şekilde çok boş olmayacak mı denilmiş ama bitmedi ki daha bunlar. Daha bitmedi ki, daha film yeni başlıyor, durun. Bugünü seyredin, yarını seyredin, bir de cuma günü finali seyredin. Serpil'in her yayınlarımıza katılıyor zaten. Ki bilirsiniz yani bu şekilde, sade bir şekilde bitmeyeceğini. Benim elimden zaten o kadar düz mümkün değil. Şimdi sen bıraktığın yerleri. Hocam, Multi Surface ile boyadığım dolama vernik atmıştım. Fakat beğenmedim rengini. Hı-hı. Değiştirmek istiyorum. Üzerine zımpara yapmadan tekrar boyayabilir miyim? Tabii ki de. Tabii ki de. Multi Surface serisi veya Multi Decor Chocolate serisi. Her ikisi de rengini tekrardan değiştirmek istediğin mevcut yüzeylerde kullanabilirsin. Şimdi şu tabağa, şuraya kestane rengi, Multi Surface serisinden kestane rengini sıktım. Kırmızımızı şöyle göstereyim size ben. Çalkıt retro kırmızı. Böyle nar çiçeği gibi ara bir renk. Hocam, yat verniği uygulanmış bir de. O zaman durum değişir. Yat verniği varsa yapacak olduğunuz zaman şöyle bir durum var. Öncelikle kağıt zımpara alıyorsunuz, nal buradan. O kağıt zımparayla yüzeyinizi önce güzelce bir zımparalıyorsunuz. Ondan sonra bu işleme, boyama işlemine başlıyorsunuz. Onun sebebi de yüzeyde şimdi yat verniği olduğu için, yat verniği solvent bazlı bir verniktir. Onun üstüne bir boya gelecek. Daha sonra reaksiyona vermemesi adına. Hocam, şu an yaptığımız nedir? Onun da püf noktasını söyleyelim mi? İşin püskürtme yapıyorum. Bakın. Diş fırçasına boyamı yüklüyorum. Elime aldım. Bakın, daha doğal bir görüntü. Bir saniye, bir ıslatmam gerekiyor. Diş fırçasını ıslattım çünkü suyu çoğaltmam gerekiyordu. Suya batırdım. Elimle. Mesela şimdi şurayı iyice bir gösterelim. Şu an oradaki netlik. Bir de yavaş yavaş, bakın, küçük noktacıklarla daha doğal püskürtme tekniği derler. Daha doğal bir kaynaştırma sağlıyorum aslında. Şimdi bir de bunun üstüne baroklar atacağım. Ama hafif bir zımpara yapıp. Gördüğünüz gibi sade ve düz bir dolaptan çıkıyor. Bunun öncesi halini zaten sizlerle paylaşmıştık. O yüzden takipte kalın. Biz bitti demeden bitmez mi diyorduk? Evet. Şimdi yazılarım durmuş. Bakın, en azından zımparalanabilir bir hale gelmiştir. Yer zımparalanabilir. Şimdi zımpara yapacağım. Ay pardon. Biz şu an dar alanda birbirimizi çarpmadan, kırmadan. Herhangi bir tane var burada. Hocam, Multi Surface ile Chalkit boyaların arasındaki fark nedir? Oo, çok farklı. Multi Surface serisi, yani şu grup yarım mat özelliğe sahiptir. Kat aralarında birer gün bekleyerek geri dönüşümlerinizi yapmak durumunda kalırsınız. Multi Decor Chalkit serisi ultra mat görüntüye sahiptir. Kat aralarında 24 saat beklemenize gerek yoktur. Ortalama 6-8 saat beklemek sizin için yeterlidir. Ayrıca Multi Surface ile ortalama 3 ya da 4 katta elde etmiş olduğunuz netliği kahverengi bir dolabın dönüşümünden gördüğünüz üzere 2 katta sonuçlayabiliyorsunuz. Şimdi yazıları baskınlığını yer yer öldüreceğim.
Her yerde yapmıyorum ama bunu. Belli yerlerde. Hocam, Merve Hanım demiş ki mutfak dolaplarımı boyadım, vernik atarken kabarcıklar oluyor. Max İpek rulo'yla vernik attım. Rulo'ya verniği yükleyip başka bir yerde fazlasını bırakıyorum ama yine de oluyor demiş. O zaman yeterince fazlasını bırakmıyorsun. Max İpek rulo'yu yükledin. Temiz bir alanda 3-4 kez git gel yapacaksın. Ondan sonra verniklemeye devam edebilirsin. Hocam hani büyük bir alan vardı ya, yat verniği atılmıştı zımparayla. Evet. Spiral zımparayla yapsam sıkıntı olur mu? Yok, yeterli gelmez. Sünger zımpara o alanı yeterince kaldırmaz. Kağıt zımpara, kalın bir kağıt zımparayla. Çünkü o alttaki işleyen yüzeyi durdurman gerekiyor. Evet. Fluoluktan biraz daha netliğe doğru gidecek. Aynı deseni şurada bu şekilde çaprazdan tekrar geleceğim. Hatta onu da yapıştırayım. Yapıştırma kısmını, uygulamasını göstermiş olayım sizlere. Alabilir miyim modeli? Sonrasında şu üst kısmı baroklarla nasıl tamamlayacağım olduğu parçasını sizlerle göstereyim. Şimdi önce makasla desenimin kenarlarından kesiyorum. Şöyle bir göstereyim. Hocam zımpara makinesiymiş. Sünger zımpara. Oo, zımpara makinesi. Olar. Olur. Olar. Yapabilirsiniz. Makas kırıldı. Nazar. Hayatımda ilk defa elimde makas kırıldı. Evet, bunu da yaşayacakmışız. Bugünleri de görecekmişiz. Allah beterinden saklasın. Artık o miadını doldurmuş. Şimdi kabaca kenarlarından kesiyorum. Şuralarda cam rafları olacak. Bakın birinci katı burada cam rafımın. İkinci katım buradan gelecek. Dolayısıyla ben deseni şu aradan şu şekilde çıkartacağım. Ama bu sefer o kadar yoğun kullanmayacağım. Şöyle bir ışıktan desene bakacak olursam. Demek ki ortalama şöyle gibi. Bir ölçelim gene de. Şu yanlış yerden ölçü almışım. Desenimin hepsini almayacağım dedim ama kese kese de buraya kestim sadece. Hocam, bu kadarcık alana kıyabildim. Eskiden hatıra defterleri vardı. Onları anımsattı bu güller yazılar. Evet. Nostaljik oldu değil mi? Denilmiş. Evet. Evet. Neler düşünüyorsunuz dolabımız hakkında? Hocamızın İstanbul'da workshop'u var mı? Kanlı canlı haftanın 2 günü bazen 4 günü karşınızdayım. Daha birebir olabileceğimiz yerlerimiz olacak. Ama şu an inanın bu yoğunluktan onu programlama fırsatımız dahi olmuyor. Şimdi diyeceksiniz ki daha önce de fuar vardı, gene var. Şu an Almanya'ya gidiyorum. Şu Ocak ayı sonu itibariyle, şurada önümüzdeki haftadan sonra bir 15 gün zaten olmayacağım. Şubat ayı itibariyle Kırtasiye fuarımız var ama ondan Allah izniyle ondan sonra ben de artık böyle etkinlik alanlarında, belki kameralar karşısında, belki toplu organize olabileceğimiz alanlarda bütün her şeyi aslında hazırladık. Ama benim icraata geçmem için bir zaman ayırmam gerekiyor. Onu yaratmam lazım. Önündeki yapışkanlığı, şilingi kaldırdım. Evet. Muhalle Hanım burada mısınız? Kolay transfer yapışmasını gösterin. Merak ediyordunuz. Şimdi şöyle kabaca tutturdum. Başlıyorum ıslatmaya. Islatmamla beraber. Hocam kolay transferler duvara uygulanır mı? Uygulanır. Evet. Şöyle kırmızıyı göstereyim ben size. Retro kırmızı. Tabii göremiyorsunuz şu an ıslatmayı.
Alev Hanım hoş geldin. Bakın kırmızı bu, retro kırmızı. Bakın yavaş bir daha yavaş. 25-28. Desen ortaya çıkmaya başladı. Bu arada dolap daha montajlanması tamamlanmadı. O yüzden böyle sallanıyor. Su sıktıkça bakın ortaya netleşmeye başlıyor desenlerim. Stencil'ın kodu, bunlar fayans desenlerimiz de. Kodu büyük bir ihtimalle fayans 11, 12, 13, 14 serileri olur. Şimdi paylaşım esnasında kodlarıyla beraber yazarız. Aynen öyle, tamam. Çünkü zaten diyorum ya, daha grafik çalışmaları bugün taze bitti. Böyle durumlarda bayiler bana ne kadar sinirleniyor biliyor musunuz? Diyorlar ki bu ürünler madem çıktı niye bizde yok? Ben daha aşağıdan yukarı çıkarken bunlar bana geldiği için. Islak mendille mi yapılıyor? Evet evet. Evet. Ama ıslak mendilin ıslaklığı da yetmeyeceği için bakın sürekli ıslatıyorum aslında yüzeyi. Müge Hanım teşekkür ediyorum. Hocamızın Koç Yaşlar'da bir programı var mı? Olacak inşallah. Koçtaşlara kalsa her hafta sonu istiyorlar da. Yasemin Hanım henüz geç kalmadınız. Hoş geldiniz. Kaçırmadınız. Bakın şu an yapmış olduğunuz aşama buradaki gibi. Transferde dekopaj gibi hava boşluklu yerler kalma riski var mı? Yok. Zaten yüzeye yapışıyor. Hadi bakalım. Sizler ne durumdasınız? Mozaik Crackle Step 2 getirir misin? Bu arada verdiğim işler de bittiği için şu anda arka tarafta kuzu kuzu beni seyrediyorlar, bana bakıyorlar. Tabii bir yandan de da onlara iş veriyorum. Herhangi bir workshop, bir programımız olursa tabii ki de sizlere duyuracağız. Sizlerin böyle durumdan mahrum kalmasına asla izin veremem. Hocam, metal tepsimin ufak bir noktasında pas lekesi oluşmuş. Boyasam kapanır mı? Şunu. Pas lekesini kullanmadan önce öncelikle yüzeydeki o pastan kurtulman gerekiyor. Bunun için de kağıt zımparayla oraya önce bir güzel zımparala. Sonra yarım at vernik at. Ondan sonra boyamaya başla. Bunun sebebi de şu. Orada havanın oksidasyonuyla ile işleyen bu pas görüntüsünü önce bir nötrize et. Bakın çıkan görüntü. Hocam transferlerin altına yapıştırıcı sürülüyor mu? Hayır hayır, kendisinden yapışkanlı zaten. Herhangi ikinci bir şey yapmıyorum. Bakın. Şimdi elimdeki ıslak mendille üzerinden, eğer havada kalan kısmı varsa üzerinden geçiyorum. Şimdi ıslatmış olduğum yüzeyi kurulayacağım. Evet. Emine Hanım, bu zaten çok parlak bir mobilyaydı. Öncesi var aslında son paylaşımımızda. Bir bakın isterseniz. Hiçbir şekilde astar zımpara yapmadık. Direkt uyguladık multi dekor çalkıtla. Ve kırmızı da zor bir renkti yani. Bakın. Direkt bu ikinci katta kapatmış. Kapattı daha doğrusu. Burada yayında yaptık hatta. Burada şey, crackle kalmamış olabilir icler. Aşağıdan da isteyebiliriz. 100 milim çalkıtlar çıktı ama henüz daha bayilere gitmedi. Onun da duyurusunu yaparım size şuradan. Bu hafta itibarıyla? Bu haftadan sonraki hafta büyük bir ihtimalle hepsine dağıtmanı yaparız. Hiç merak etmeyin. Fayanslara kolay transfer uygulanıyor mu? Yer karolarına? Evet. Yok, yer karolarında uygulamayın. Yani onu tavsiye etmem. Aslında uygulansa ne güzel olur değil mi? Çünkü bu zaman içerisinde hani reaksiyon verme durumu ve vernikle kapatma durumunuz artı yüzeydeki darbelenme hani çok naif bir şeydir. Dolap içerisinde kalabilirim. Neden kalabilirim?
veya bir tepsi üzerinde veya bir dolap kapağı üzerinde gene kalabilirim. Hani bu anlamlarda sıkıntı yaratmaz. Ama fayansı önermem. Çalkı tüy silsilerin fiyatı 11 lira olması lazım ama tam emin değilim. Yine de siz 11 liraymış gibi davranmayın ama o civarlarda bir şey diyebiliyorum. Evet, bakın gene şu an ben alt zeminle üst girmiş olduğum renkler arasında küçük bir bağlantı kuruyorum. Alt zemin dediğim rengim Paris keteniydi. Hocam demişler ki tamamlama çok güzel yapıyorsunuz ama biz nasıl yapacağız? Bakın aslında... Bakın bir ustalık var mı elimde fırçayı? Bakın boyayı aldım. Tabağa bıraktım. Üstüme sıçrattım. Ondan sonra başladım. Herhangi bir fırça hareketimde ustalık var mı? Yok. Geniş alan olduğu için zaten kendiliğinden renkler kaynaşıyor. Hani bu uygulaması sıkıntı yaratacak bir durum olsa inanın sizlerle zaten hani böyle bir şeyi paylaşmazdım. Gerçekten önce kendinize güvenin böyle bir şey yapacağınız zaman. Ben bu işi yapacağım demeniz zaten başaracağınız anlamına gelecektir. Nurten Hanım demiş ki... Yer değişelim mi? Olur. İngilizce olan yazı stansından Türkçesi olsa iyi olur mu? Var. Var. Onlar da var. Onlar da var. Biz ne diyoruz? Bizde yok yok. Çalkıtların küçük boyları var. Ben size göstereyim şimdi. Bir tane nomine. Juniorlar. Evet. Yan odada. Yan odada. Onu da isteriz şimdi. Evet, onu ister gösteririm şimdi size. Çalkıt boyayla puring yapılır mı hocam? Yapılır. Puring, elinize doğru puring medium varsa her türlü boyanızı kullanıp değerlendirebilirsiniz. Bir gün de aslında puring mi yapsak ya? Onun da yaratmış olduğu şey başka, etki başka oluyor çünkü. Müge Hanım şimdi şöyle, çalkıtlar 30 TL'ydi ama biz sonra fiyatlarımızı geri çektik. Ondan 25 TL'ye düştü. Belki o farktan... Bayağı oldu hatta. Aynen, o bayağı bir oldu. Hani belki onunla alakalı olabilir. Fuar için yapılan salon takımındaki günlerde kolay transfer miydi? Fuar için yapmış... Hayır. Onlar... Değil. Ay çok teşekkür ederiz. Bakın 100 cc çalkıtlarımız. Şöyle alayım. Şuraya da koyayım hatta. Bu hangi renginiz? Ben tutayım istersen. Birazdan telefonlar düşecek. Heh, retro kırmızının. Yine retro kırmızı mı geldi? Pastel kırmızı. Evet. Onu da oraya koyalım. Sorarsınız eğer. Bakın Junior'lar. Evet. Buradaki şu alt kısma sonra devam edeceğim. Ben şimdilik yukarısındaki olan kısımla ilerliyorum. Yine önce ne yapıyorum? O sıçratma hareketlerimi yapacağım. Mozaik kürek mi gelmedi mi size? Evet, yine sıçratma hareketimizi yapıyoruz. Şuradan aşağıya dokunmayacağım. Burayı çünkü sonra tamamlayacağım. Müge Hanım, DM'den nereden aldınız yazarsanız yardımcı olurum ben size. Mini boy çalkıtlar çok tatlı değil mi şişeler? Evet. Büyüğüyle bir küçüğüyle yan yana koyabilir miyiz hocam? Bakın. Junior. Bir de 500 cc. Evet, bir de 500 cc var onda. Burada değil, en baştaki odada vardır. Bakın. Yeni evet. Ambalajımız. Şu büyüğünü istiyorum. Renk fark etmiyor. Nasıl buldunuz 100 cc ambalajımızı? Yakında tüm bayilerimizde olacak. Sıçratmada diş fırçasına olacak. Boya yüklenildi ve bolca. Dişleri sıkıldı. Hocam. Efendim. Çalkıt boyayla puring yaptım. Hemen kurudu ve sorun yaşadım. Puring medium'u
telefonu az gelmiştir. Evet. Ben şu anda bir yanda buradan da crackle sürüyorum. Resim üstü bir çatlatma gerçekleştiriyoruz. Bakın çalkıt 500 cc ambalajımız da geldi. O da büyük boyu. Şöyle. Küçükten büyüğe tamam, doğru. Bakalım. Hani böyle zemin boyaya yapar gibi uzun dikenler yapmıyoruz. Evet. Fırçanız objesi böyle. Evet. Junior. Maxi. Normal ilk çıkan boyu. Evet. Şu küçükler şişir. Çok tatlı ama ya. Evet, şu dolabın içi yalnız. Şunlarımı ben bir kaldırayım. Şu çalkıtların küçük boyu kaldırayım. Çıkıyor. Haftaya tüm bayilerimizde bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta. Şimdi en azından 500 cc hani bunlarda göz yormasın. 45 liraydı sanırım ya. Evet, 45 lira olmasan. 45 lira, 25 lira ve en küçüğü de 11 lira diye biliyorum. Evet. Instagram attı. Şimdi. Geldik. Hocam bir saniye yapmayın isterseniz. Evet, şu anda da oturtmaya çalışıyorum. Ben bu stansılı keseceğim. Altın rengine boya hangisini? O elleri, şey, üç suratı altın, gümüş, bakır olarak ilerleriz. Evet, tekrardan Instagram'da canlı yayındayız. Yine mi koptuk? Evet, maalesef. Bugün suikast düzenliyorlar bize. Bugün evet, nazara geliyoruz. Evet, titanyum metalik altın tonlarından herhangi biri, hepsi olur. Bu arada sağlam yapıştım. Az önce yayından koptuk arkadaşlar. Evet, şöyle konumlandıracağım. Boya değdirdim. Şimdi hiç fark etmez çünkü o sürdüğün renkte bitmeyecek. Altın tonlarından herhangi biri. Stencil'ın kodunu paylaşımda yazalım. Çünkü evet, yeni bir ürün olduğu için koduyla alakalı tam bir bilgimiz, yanlış bilgi vermeyin bize. Evet, kodlarını paylaşalım sizlerle. Yok yok, her yerine altın boyayacaksın. Ha, biraz daha şöyle kıvılacak. Bir kağıt bant alabilir miyim? Çok hareketli bir desen. Şöyle bir bütünle tekrardan İçimi göstereyim garantiye bırakmam gerekiyor. Yapıştırdım gördüğünüz üzere ama ne olur ne olmaz. Ben gene de çünkü burada tek renk kullanmayacağım. Birkaç renk kullanacağım. Vizor rengini de neyse ben şuradan alayım. Evet, bakın bir bütünde. Dış kısım retro kırmızı, iç kısım Paris keteni, güller kolay transfer. Boyam bitmiş. Benim gibi insanın boyası bitmiş. Kahverengi eskimi bir vitrini beyaz boya kapatır mı? Bu Özlem Hanım, bu mobilya vernikli bir yüzeydi ve kahverengiydi. Şu an çakıl taşıyla vizonu sıktım tabağa. Bu iki renk. Şuraya koyayım. Öncelikle açık renkle başlayacağım. Çünkü ben bunu gölgeli basacağım. Önce nereden? Evet, dolabımız hakkında ne düşünüyorsunuz şu an? Hiçbir şey düşünmüyorlar. Bence düşünüyorlar. Yorumlarınızı bekliyorum.
Nişanım hoş geldiniz. Bir kere boyamak yeterli. Özlem Hanım, biz buna iki kat attık. Vernikli bir yüzeydi. Hiç zımpara yapmadık, astar yapmadık. Direkt iki kat boyadık. Yayınımıza, YouTube kanalımıza yüklendi zaten. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi burası tamamlandı. Evet, verniğini de cuma günü atacağız. Onu da sizlerle birlikte atacağız. Şimdi biraz antik beyaza dokunuyorum. Sonra uç kısımlarından. Ben size demiştim hocam çok beğeniliyor diye. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Sizler de yapıyorsunuz, fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Evet. Toprak Obi hoş geldiniz. Şerafettin Bey. Şimdi şu an antik beyazla bakın. Herhangi bir ekstra bir harekette bulunmuyorum. Sadece tanesel hareketlerle birazcık uçlardan rengini açıyorum. Romantik bir çalışma olmuş. Evet. Evet. Çok güzel oluyor değil mi? Demek ki maksadımızla doğru yoldayız. Ben de evdeki eşyaları boyamak istiyorum ama yapamazsam diye endişelenim. İnanın bakın bu çalkıtla. O zaman ne yapıyorsun biliyor musun? Bir tanesiyle başlıyorsun. Görünmeyen kısmıyla. O görünmeyen kısmıyla başlıyorsun. Zaten olduğunu görünce devam edeceksin. Zaten dünkü yayınımız YouTube kanalımıza yüklendi. Bugünkü de yarın yüklenecek. Bu şimdi hafta size bol bol aldım. Sürpriz yayınlarla karşınızda olacağız. Şimdi koyu rengimi aldım. Bazı yerlerde de koyuyu yüklediğim gibi, pardon, açık rengi uyguladığım gibi bazı yerlerde de tekrardan koyu rengimi geçiyorum. Yani bizon. Evet bakın kullananlar nasıl biliyor? Başlayınca duramıyorsunuz. Evet. Dönüşümleri ilk sehpadan başlıyorlar, sonra dolaba, sonra vitrine, sonra mutfak dolabına diye her şeyi yeniliyorsun. Evet sanırım. Tamam. Hadi bakalım. Göstereyim mi? Çok merak ediyorum şu an. Bakın. Tık. Kapattım. Tamam işkence yapmıyorum, açıyorum. Bakın. Şimdi tekrardan bir stansı spreyimi. Wooden Wax kullanmadan eskitme yapabilir miyiz? Wooden Wax kullanmadan eskitme nasıl yaparsın? Kuru eskitme. Kuru eskitme yapabilirsin. Eskitme kremleri kullanarak eskitme yapabilirsin. Yine de dediğimiz gibi wax kullanmak zorunda değilsiniz. Bir de şu kısmı. Evet Emine Hanım, yenilediklerinizden sıkılıp sonra bir daha yeniliyorsunuz. İşin bir de böyle bir yanı var. Boyamaya alışınca Nevin Hanım'ın dolabı MDF üzerine kaplamaymış. Bakın bu dolabın bir verniği vardı. Hiçbir şekilde astar veya zımpara yapmadan boyadık. Eski halde sayfamızda mevcut fotoğraflarıyla birlikte bakabilirsiniz. Ait. Yerinden söktüm stansımı yalnız. Vereyim ki. Sadece sağ altta yeterli sanırım. Hocam başka kolay transfer uygulayacak mıyız? Yok, hayır. Bu kadar. Evet evet. Daha da şey yapmayacağım. Onların tamamlamasına devam edeceğim. Hani onun bu kısma nasıl geldim yayın öncesinde onu en azından sizlere bir tık olsun gösterebilmek için uyguladım. Çalkı serilerini sulandırmıyorsunuz. Hayır. Hocam ben size bugün hiç konuşturmadım. Problem yok. Evet. Şimdiki stansında hangi renkleri kullanıyoruz? Çalkıt. Yok. Multi Surface, çakıl taşı, ve bizim. Vizon ve antik beyazı ışıklarda kullanıyorum. Evet, bu da YouTube kanalımızda olacak. Yarın yüklenir arkadaşlar. Dünkü bugün yüklendi. Yok, hayır yüklemedim.
hepsini bir parçalı olarak kalmasın. Ha. Hepsi bir bütünde gitsin. Okey, o zaman istedim. Pardon. O yüzden yüklenmedi. Yüklemedim. Bir küçük de şurada bir hareket yapacağım. Sensiz çok olmasın demişler hocam. Orada evet. Yeterli denilmiş. Zaten şuradaki koyuluğunda olmayacak burası. Çiçeği de boğmayacağım. Yazının altında kalıyormuş gibi bir görüntü. Bakın belli belirsiz. Buradaki daha soft. Sadece zeminde bir hareket vermek adına. Evet, bir tane de şuraya yapılacak ama onun sonrasında da devam edebilirim. Bugünlük bu kadar. Devamı yarın. Bakalım dışında da eşlerimiz var. Ya renklerinde renk değiştirdiğimiz kısımlar var. İlave gelecek olan parçalarımız var. Bugün biraz parçalı bulutlu olsa da yayınlarımız hepsi derlenip toplanıp YouTube kanalımıza zaten yüklenecektir. Bizden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.